Ağrı programımızdaki şimdiki konuğumuz Ağrı AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu. Başkan Halil Özyolcu, Nilgün Ege'nin sorularını yanıtlayarak Ağrı ilimiz hakkında bilgiler veriyor. Evet sevgili izleyenler, bugünkü program konuğumuz Ağrı AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ile beraberiz. Sayın Başkanım, programımıza hoş geldiniz. Evet, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ağrı'yı tanımadan önce Halil Özyolcu'yu tanıyabilir miyiz? Evet, teşekkür ediyorum. 73 Ağrı Patnos doğumluyum. İlkokulu memlekette okudum. Ortaokul 2'ye kadar. Sonrasında Manisa ve Bursa olmak üzere Bursa'da lise mezunu oldum. Üniversiteyi Ankara Hukuk Fakültesi'nde bitirdim. Üniversite sonrasında yine Ağrı Merkezi'de kendi mesleğimi icra etmek için avukatlık yaptım. Turizmiyle de aslında bilinen bir şehrimiz. Özellikle Doğu Bahçesi'nde Sakpaşa Sarayı, belki iyi işletmecilik daha orada oluşmadı ama bugün itibariyle de Diyadin çok tam böyle termal sıcak su merkezi haline gelebilecek bir üremiz. Genelde Doğu Güneydoğu illeri andıkça belki ülkemizin batı kısmı Ağrı deyince insanların biraz böyle buralarda terör vesaire meselesi bir şekilde böyle anılıyor. Ağrı'nın güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu belirten Başkan Halil Özyolcu, il ve ilçedeki hizmetlerini şu sözlerle anlatıyor. Fakat bizim şu andaki bu ilimiz Ağrı hiçbir zaman olağanüstü hali olmadı geçmiş tarihlerde. Ve şu anda Ağrı'da yaşamak bana göre İstanbul'dan, büyük şehirler, İzmir'den, Ankara'dan daha güvenli. Biz terörü buralarda gördüğümüz falan yok. Terör elhamdülillah hele son birkaç yıldır alınan güvenlik tedbirleriyle de sınırların dışında varsa bir şey, sınırların dışında bu da devletin güçleri her tarafa hakim. Okulu olmayan, öğretmeni olmayan bir köy bulamazsınız Ağrı'da. Ve derslik sayısı da öğrenci sayısına göre Türkiye ortalamasının da belki üstünde bir yer. Yani burası tabii hayvancılık bölgesi, tarım bölgesi, daha ziyade de hayvancılık ön planda. Onun için bizim bu projesi, kırsal dönüşüm projesi çerçevesindeki bu hayvanların ya da ahırların yapılması projesi bizim için çok önemli oluyor. Köylerden, mezralardan, şehir merkezlerine kadar hizmetin gitmediği hiçbir yer yoktur. Bizde bir ziyaretler işi var. Bu ziyaretlerimizi başta bir köylerimizi tarıyoruz, ziyaret ediyoruz. Ondan sonra esnafımızı taramaya çalışıyoruz, ziyaret ediyoruz. Bu tabi il ve 7 tane ilçeyle beraber düşünmemiz lazım bütün bunları. İşte düğün merasimlerine katılıyoruz, cenaze merasimlerine katılıyoruz. Aslında bu ziyaretler başı altında say say bitmeyen birçok faaliyetler. 7 ilçeyle beraber nasıl yetişeceksiniz, nereye yetişeceksiniz hesabını kitabını sürekli yapmaya çalışıyoruz gün boyunca. Üye kaydı bizim için çok önemli, yine önemli bir faaliyet ve diğer faaliyetlerimiz, işte gençlerle bir araya gelme, hanımefendilerin faaliyetleri, bütün bunları hem il ve ilçelerde bunları yönetme, yürütme, bir araya gelme, katılmamız gereken işte açılışlar, törenler, bir sürü. Yani bir vatandaşımız bir dükkan açıyor. Çağırıyor, diyor ki ya bakın buyurun gelin. Gitmezseniz olmaz. Siyasi faaliyet olarak var olmanız gerekiyor her yerde. Programımız aracılığıyla Ağrılı vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz başkanım. Ağzınıza, yüreğinize sağlık tekrar. Sağ olun.